Eğitim Hanem TV'ye hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu ders videomuzda ise Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümünün Din Psikolojisi Dönem Sonu Deneme Sınavlarını çözeceğiz. Yani final sorularını çözeceğim değerli arkadaşlar. O zaman hiç zaman kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. Şimdi birinci sorumuzda doğa ile yaşadıklardan Hangisidir? Hangisi yanlıştır diyor bize değerli arkadaşlar. Hemen şıklarımıza şöyle bir yüzeysel bakalım. Bir ibadet türüdür. Sadece sözlü olarak yapılır. Cemaat içinde de yapılabilir. Teslimiyet içerir. Doğada kulluk ve Allah bilinci en üst düzeye çıkarılır. Burada bize ne sorulmuştu değerli arkadaşlar? Hangisi yanlış olduğu soruldu. Tabii ki de sadece sözlü bir ibadet için yapılır mı? Hayır. Doğru değildir. Cevabımız B arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuzda ise inanç esaslarında bazı farklılıklara bazı farklılıklara rağmen Dinlerin üzerinde amel ettikleri inancı, inançları birkaç ortak alan etrafında etrafında dönmesi ilimde oldukları yolu bazı görüşleri görülmektedir. Bu ifadeye göre aşağıdakilerden Hangisi bu ortaklardan birisidir denilmiş bize değerli arkadaşlar. 2 ise C'dir. Oruç tutmak vardır ve uygulanış şekli Müslümanlıkla benzerdir. Doğru cevabımız bu. 3. sorumuzda ise değerli arkadaşlar 2004 yılında Tanrı geni Tihe Golding adlı çalışmasında maneviyatın genini bulunduğunu iddia eden bilim insanı bize sorulmuş. Aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız değerli arkadaşlar Hamer'dir. Dördüncü sorumuzda ise bize burada dini literatürler bireyin inancının güçlendirir dini ritüeller sosyal dayanışma ve kaynaşmanın birlik ve bütünlük ruhunun canlı kalmasını sağlamaktadır dini ritüeller bireyin zihnindeki kötü düşünceleri kalbindeki kötü duyguları artmasına sebep olur yukarıdakilerden hangisi dini ritüellerin psikolojik etkilerindendir demiş değerli arkadaşlar hemen dördüncü Sorumuzun cevabı 1-2'dir. Yani dini ritüeller bireyin inancını güçlendirir. Ve dini ritüeller sosyal dayanışma ve kaynaşmanın birlik bütünlük ruhunun canlı kalmasını sağlar. Beşinci sorumuzda ise daha geniş, daha gelişmiş, daha gelişmiş. Bir dini hayata sahip olabilmek için öncelikle olarak neyin gelişmiş olması gerekmektedir? Doğru cevabımız psikolojik gelişimdir. Devam ediyoruz. Din sunduğu inanç ve değil sistemine uygun yaşamak koşuluyla insana ölümün, hastalıkların ve eksikliklerin olmadığı ebedi bir hayat vaat eder. Dinin psikolojik kaynakları arasında hangisi dinin özelliğine karşılık gelir demiş değerli arkadaşlar. Cevabımız, cevaplarımıza şöyle bir bakalım. Suçluluk duygusu, anlam arayışı, engelleme çaresizlik duygusu, bilişsel tatmin ama ölüm korkusu bunun içinde yer almıyor. Doğru cevap D şıkkı. Yedinci sorumuzda ise ümit etme, iyimser olma, 3 ekolden kaçınma, 4 egzersiz yapma, 5 sigara içmeme, dindarlığın fizyolojik etki ve işlevlerini bulunmaktadır. Yukarıdakilerden hangisi ile dindarlık fiziksel sağlığa doğrudan katkı sağlayabilir. Zaten bu çok zor bir soru değildir. Ee, cevabımız C şıkkıdır. Yani alkolden kaçınma, egzersiz yapma, sigara içme, dindarlığın fizyolojik etki ve işlevlerini bulunmaktadır diyor. Cevabımız C şıkkı. Evet. D'de ise yine bir şıkkı soru gelmiş bize. 8. soruda. Bir öz saygı ve kendilik kavramı. 2. Anne baba ilişkiler. Üç Önemli kişi ve gruplarla ilişkiler. 4. Eğitim kutsal metin. Bireyin tanrı tasavvurunu şekillendiren çeşitli faktörler tanımlamıştır. Yukarıdakilerden hangisi bunların arasındadır? Doğru cevabımız A şıkkı hepsidir değerli arkadaşlar. Yani öz saygı var. Anne baba ile iyi, iyi ilişkiler var. Önemli kişi ve gruplarla ilişkiler eğitim var. Kutsal metin birey ve tanrı tasavvuru şekillendiren çeşitli faktörler olduğu gibi cevabımız A şıkkıdır. 9. sorumuzda ise ibadetin duygular üzerinde etkisi vardır. Amir, zemin, amir, memur, amir, memur, zengin, fakir, öğretmen, öğrenciler Herkesin insanın camide bir arada ibadet etmesinin aşağıdaki duygulardan hangisini beklemesi beklenir diyor değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız ise D şıkkıdır. Yani burada aşağılık duygusu yok, üstünlük duygusu yok, hayatın geçiciliği geçiciliği duygusu yok, suçluluk duygusu yok. Ama değerli arkadaşlar burada herkesin bir eşitlik duygusu var. Çünkü ibadette amir, memur, zengin, fakir ayırt edilmiyor. Yani ünvan yoktur ama eşitlik duygusu vardır. Yani burada ibadette herkes eşittir. 10. soruda ise din değiştirenlerin bir kısmı din değiştirmeden önce yeni girdikleri dinin ibadetlerini kısmen uyguladıklarını belirtmiştir. Bu durum dini değişim sonuçlarının öncelikle aşağıdakilerden hangisini gözlendiğini gösterir değerli arkadaşlar. Hemen bakalım. Tutum, davranış, duygu, kişilik, Onların hiçbiri yoktur. O dine niye geçmiştir? İnandığı için geçmiştir değil mi? Doğru cevap D'dir. Çünkü orada bir din değiştirme oluyor değerli arkadaşlar. 11. sorumuzla devam ediyoruz. İlk din psikologlarından James Want James önemli dini şahsiyetler üzerinde hangi yöntemle araştırmalar yapmıştır? Bir de şöyle bir durum var. İlk din psikoloğu e Want James'tir. Bunu unutmuyoruz. Hiçbir zaman bu her zaman aklınıza kalsın. 11. sorumuzun cevabı kişisel dökümanlar incelemesini James yapmıştır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 12. sorumuzda ise İslam dünyasında psikolojik bakış açısı ile insanın iç hayatını inceleyen ilk bilgin bize sorulmuş değerli arkadaşlar. İlk bilgin kimdir diye sorulmuş bize. Doğru cevabımız Haris El Muhasibi bizim e, ilk bilgin olarak bileceğimiz cevaptır. Haris El Muhasibi. E, psikolojik bakış açısı ile insanın iç dünyasını, iç hayatını inceleyen kişidir. 13. sorumuzda ise değerli arkadaşlar kırsal kent çevre ile dindarlık ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğru cevabımıza hemen bakalım. Kentlilerin geleneksel dini değerleri ilgisi kırsaldan gelenlerden ilgisinden daha fazladır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Burada 14. soruda ise değerli arkadaşlar ergenlik döneminde ergenlerin çözümünde en çok güçlük yaşadığı problem aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Burada en çok güçlük yaşadığı problemlerden bize sorulmuş. Doğru cevabımıza hemen bakalım. Maddi problemler yok, manevi problemler yok, sosyal problemler yok. Değil mi? Fizyolojik problemler yok ama ergenler e, kimlik arayışında burada bir problem e, yaşadığı gözlemlenmiştir. 15. sorumuzda ise İmanın bir güçlü olduğunu ileri süren biyolojik temelli esas görüşün geldi en son nokta bize sorulmuş. Hemen değerli arkadaşlar doğru cevabımıza baktığımızda inanç genidir. Doğru cevabımız 16. soru 16. sorumuzda ise değerli arkadaşlar dini kavram olay nesnelerin zihinde canlandırılması sorulmuş bize şekillenmesine hem canlandırılması hem şekillendirilmesine ne ad verilir doğru cevabımız dini tasavvurdur bunu da hiçbir şekilde mutmuyoruz dini tasavvurdur dini düşünce yoktur. Dini duygu yoktur. Dini tecrübe yoktur. Dini inanç yoktur. Ama dini tasavvur vardır değerli arkadaşlar. 17. soruya geçtik. Tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. 17. sorumuza hemen cevaplarımıza bakalım. Tövbede endişe ve korku yaşanır. Tövbe pişmanlıktır. Tövbe dini değişime karar veriştir. Tövbede zihinsel bir değişim yaşanır. Tövbe bir özürdür. Yani e, tövbede endişe ve korku nasıl yaşanır değil mi? Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. Ve tövbede endişe, korku yaşanır. Çünkü insanoğlu burada bir tövbe yapıp günahlarından affalıyor. 18. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi din dili kapsamında yer almaz? Doğru cevabımız ise hemen bakalım. D şıkkı öneri. dua vardır, yakarış vardır, tövbe deriz, şükür vardır ama din dili kapsamında öneri yoktur. Hemen 19. sorumuza baktığımızda dindarlık ile uzun yaşam arasındaki ilişkinin daha kapsamlı 126 bin denek bir şekilde incelendiği bir araştırmada dindarlıkla ölüme neden olan tüm riskler arasında olumsuz bir ilişki tespit edilirken daha dindar bireylerin bireylerin yüzde kaçının daha az dinler olanlara oranla daha uzun yaşadıkları belirtilmiştir. Değerli arkadaşlar burada bize oran verilmiş. Bunun cevabı da C şıkkıdır. Yüzde 29'dur. 20. sorumuzda ise Erzurum ve çevre köylerinde yapılan bir araştırmada namazların düzenli kılanların oranı evlilerden yüzde kaç denilmiş bize? Doğru cevabımız D şıkkı yüzde kırktır. Değerli arkadaşlar din psikolojisi ikinci deneme sorularımıza geçtik. Birinci denemeyi bitirdik. Şimdi ikinci denemede bakalım nasıl sorular gelecek bize. Hemen birinci sorumuzla başlıyoruz burada. Din değiştirme tipleri arasında en tek entelektüel tip ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru cevabımızı hemen bakalım. Çünkü bütün şıkları okuduğumuzda çok zaman kaybedebiliriz. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Yani kritik etme, sorunları ve değerlendirme özelliği vardır. Kritik etme, sorgulama ve değerlendirme özelliği vardır. İkinci soruda ise bu tipte kişinin tercih edeceği dinin mensuplarına karşı duyulan özel ve sevgi hoşnutluk söz konusudur. Bulunduğu dine ve yeni girdiği dine mensup kişilerin davranışlarının sıcaklığını etkisi ön plana geçer. Yukarıdaki tanımın yapıldığı tip aşağıdakilerden hangisidir? evet hangisidir duygusal tiptir Çünkü burada bir duygusal e, olay olduğu için yani burada duygusal tipi şöyle yaparız duyulan bakın ne diyor burada duyulan özel sevgi ve hoşnutluk olduğu zaman şıkkımızı işaretliyoruz Evet üçüncü sorumuzda ise Hristiyan din adamları Tanrı adına insanlara affedilme yetkisi taşımaları ve günah çıkarma adı altında dini törenler düzenlemelerinin altına aşadıklardan hangisinin yaptığı söylenebilir. Doğru cevabımız hemen bakalım. A yani suçluluk duygusu ortaya çıktığı bunalımdan etkisini azaltmak amacıyladır. Dördüncü sorumuzda ise aşağıdaki durumların hangisi kutsallığın dinin sabır, sabır, hikmet, ızdırap, ümit, sınırlılık, ilahi amaç, kader ve benzeri daha uygun bir hale getirdiği durumlara örnek gösterilebilir denilmiş. Doğru cevabımız aşıkkı yani sevilen birinin ölümüyle baş etmenin zorluğu karşısındadır. 5. sorumuzda ise modern dünyanın modern insanın en büyük sorunu anlam ihtiyaç ve arzusunu engellemesine gören ve logoterapi adını verdiği bir düşünce ekoli çerçevesinde görüşlerini dile getiren bize bilim insanı sorulmuş değerli arkadaşlar doğru cevabımız E şıkkı Franklin'dir. Bunu da unutmuyoruz. Önemli. Böyle e, düşünürler çıkabilir. Franklin bize neyi söylüyor? E, i̇htiyaç arzusu engellenmesinde önlen ve değerli arkadaşlar burada logoterapi dediğimizde Franklin aklımıza gelsin. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Glock ve Stark'ın ortaklaşa Stark'ın kendisinin yalnız olarak yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya koyduğu dindarlığın boyutları arasında değildir demiş. Doğru cevabımız D şıkkı semantik boyuttur. Yani Glock'un ve Stark'ın ortaklaşa yaptığı çalışmadır değerli arkadaşlar semantik boyut. yedinci sorumuzda ise dini uygulama ifadelerin küçük çocuklarda taklit ve model alma yoluyla geliştiği, ödül ve ceza pekiştiği teori aşağıdakilerden hangisidir demiş. Doğru cevabımız hemen bakalım. B şıkkı sosyal öğrenme. Bir de çocuklar e, dini ailede öğreniyorlar değil mi? Ailede ondan sonra çevreden bildikleriyle sonra yetişkinliğe geçiliyor. Burada da zaten çocuklarda taklit ve model dediğimizde hemen burada taklit modelde sosyal öğrenmeyi işaretleyebiliriz. 8. sorumuzda da bir yorum sorusu gelmiş bize. Gelişim dönemlerinin çocukluk, ergen, genç ve orta yaşlılık orta genç yetişkinlik ve yaşlılık din ve dini konulardaki uğraşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru cevabımızı size değerli arkadaşlar. Hemen bakalım. E şıkkı yaşlıların Özellikle ahiret inancına daha önem affetmeleri dini onların hayatında diğer yaş gruplarından daha önemli hale getirmesidir. Çünkü insan gençlikte dinde çok hani, e, uygulamadığı birçok şeyi ama yaşlılığında dine de burada ne diyor? Önem vermesinden bize bahsediyor. Evet devam ediyoruz. Burada da dinin öznel tanımları yanında işlevsel tanımları da ortaya konulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevsel tanımları arasında gösterilebilir? Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dinin gerçekliğin tanımı ve anlamı içeri ve kişilerde bağlılık oluşturur. 10. sorumuzda ise burada bir maddeli soru gelmiş bize travmatik gerilim olaylar olaylar yaşama zihinsel tatmin arama insanların eşitliğine dayalı esasları sorgulama inançları ve bulunduğu dinin esaslarını yeniden gözden geçirme anlam boşluğu amaçsız ve anlam arayışı dinle dini esas uygulamalarla ilgili şüphe ve tereddüt tatminsizlikler bireyde zihin dinamikliği oluşturduğu dini yönelişlere yol açmaktadır. Yukarıdakilerden hangisi bu, dinimi, bu dinamikler arasındadır diye bize sorulmuş. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani 1, 2, 3, 4, 5 hepsini içine alıyor. Böyle. Evet 11. sorumuzdan devam ediyoruz değerli arkadaşlar. 11. sorumuzda hangisi dindarlığın etkileriyle doğrudan ilişkili değildir demiş. Hemen cevaplarımıza bakalım. Bireyin adammışlık bireyin adammışlık düzeyi, dinin doğru anlaşılması, dini eğitim düzeyi, ibadetlere katılım düzeyi, dinin insanın iç dünyasındaki derinliği, ama burada ne diyor? Dini, eğitim düzeyi yoktur. Alakalı değildir. Doğru cevap C'dir değerli arkadaşlar. 12. sorumuzda da genel olarak cinsiyet, din ilişkisi ilgili bunların farklı çalışmasında aşağıdaki etkenlerden hangisi rol oynamaz demiş. Hemen bakalım cevaplarımıza. Örneklen farklı medeni durum Dinin cinsiyetin vurgusu, ölçeklerin farklılığı, yaş. Burada dinin e, cinsiyet vurgusu yoktur. Yani rol oynamıyor. Doğru cevap C şıkkıdır. 13. soruda ise değerli arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi dindarlığı etkileyen faktörlerden biri? değildir demiş. Hemen bakalım. Cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, sosyal ekonomik durum ama burada fiziksel özellikler var mı? Doğru cevap E şıkkı. Yani fiziksel özellikler dindarlığı etkileyen faktörler değildir. Evet 14. sorumuza geçiyoruz. 14. sorumuzda ise burada sosyal öğrenme teorisine göre çocukta tabi bir duygu olarak ortaya çıkan din duygusunun gelişmesinde ve şekillenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkilidir demiş değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız hemen bakalım. Taklit, öğrenme, özdeşme, örnek alma. Çünkü çocuklar taklit edebiliyor. Öğreniyor, özdeşme yapabiliyor, örnek alabiliyor. Ama içselleşme olmuyor değerli arkadaşlar. Doğru cevap içselleşmedir. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Burada da e, çalışma alanı dini ve mistik yaşantıların biyolojik temeli olan terim aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız değerli arkadaşlar nöroteolojidir. Bunu da unutmuyoruz. Yani burada bize terim soruluyor. 16. sorumuzda ise Zihin ancak dinin yardımıyla çözülebileceği temel problemleri bakın burada 5 ana grupta toplamak mümkün görülmektedir. Bunlar evrenin dünyanın yaratılışı, hayatın anlam ve amacı gibi mantıksal çözümü olmayan sorular. 2- Acı tecrübeler, doğal afetler, ölüm gibi hayatın zorlayıcı ve olumsuz görünen örnek yönleri. 3- Haksızlık, adaletsizlik, başarısızlık, fakirlik gibi bireysel ya da toplumsal genelleme ve mahrumiyet şekilleri, 4 şuur, yaratıcılık, estetik ve mistik tecrübe gibi bilimin henüz açıklamadığı tabi süreçler, 5 fiziksel hastalık ve bunlarla başa çıkma yöntemleri. Bu maddelerden diyor bize hangisi yanlıştır? Şöyle sizin de biraz düşünmenizi istiyorum. Ve doğru cevabı ben size veriyorum. 5 Yani 5'i de bu maddelerden e, yanlıştır diyor değerli arkadaşlar. Doğru cevap 5. Unutmuyoruz. Çünkü bu deneme soruları sorularından sınavlarda çıkabilir. 17. soruda ise aşağıdakilerden hangisi dini kavramlardan değildir demiş. Doğru cevabımız değerli arkadaşlar. C şıkkı dini kavram değildir. Kişilik bunu da bu şekilde bilmiş olalım. Evet burada da bir araştırma sorusu gelmiş bize. Yapılan araştırmalarda nüfusu kaça kadar olan yerleşim birimleri dini hayatın büyük şehirlere oranla daha canlı olduğu tespit edilmiştir. Yani daha doğrusu kırsal ve e, kent yaşamının arasındaki bize farklılığı sormuş. Hemen doğru cevapta bakalım. 50 bindir. Doğru cevap C şıkkı. Evet, şimdi 19. sorumuza geçelim. 19. sorumuzda dinler üzerinde temellendirdikleri inançların biri olan günah ve ölümlülük kavramı aşağıdakilerden hangisiyle e, ilişkilidir demiş bize hemen bakalım doğru cevabımıza evet c şıkkıdır değerli arkadaşlar doğru cevap bu şey belirli tarzda bilinebilir ve ona yaklaşılabilir doğru cevap d şıkkı Evet, 20. sorumuz ve son deneme sorumuzu burada hemen bir çözelim ve burada da e, yani baya önemli bir soru gelmiş bize. 20. sorumuzda da güven olarak adlandırdığı iman kavramını daha az emin olduğumuz inançları ifade etmek üzere kullandığımızı, buna karşılık inancı daha keskin konularda kullanmaya eğilimli olduğumuzu ileri süren bize kuramcı sorulmuş değerli arkadaşlar. Alporttur doğru cevabımız. Yani burada inançları ifade etmekle ilgili bir e, soru ve karşılıklı inancı daha keskin konularda daha keskin konularda Alport e, bunu ileri süren bir kuramcıdır. Evet değerli arkadaşlar deneme sorularımız e, burada bitmiştir din psikolojisi sorularımız burada bitti e, kanalıma abone olmayı unutmayın e, videoları beğen tuşuna basmayı da unutmayın değerli arkadaşlar bir sonraki videolardan haberdar olmak için e, orada bir bildirim sesi var onu da e, açarsanız diğer videolardan haberiniz olur bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum